Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün 3 saat çok güzel bir video çektim sizlere Ardrim'de. Umarım beğenirsiniz. Dostlarım, videonun girişini beğenmediğim için tekrardan çekiyorum. Şöyle göstereyim. RT'de çitin bombuzun yanına Dual 2 favorim ve RT 2 Jüdübel tekledim. Karakterimin itemleri bu şekilde. Ezik büzük bir çar, bronz premiumla bakalım bir gün içerisinde nasıl droplar almışız, neler yapmışız hep birlikte görelim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Çok fazla uzatmadan sizlerden sadece şunu rica ediyorum arkadaşlar. Videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bunu sürekli her videoda söylemek istemiyorum ama ister istemez arkadaşlar YouTube algoritması birazcık sıkıntılı çalışıyor biliyorsunuz. Tekrardan döndüğümüz için maalesef öne çıkma konusunda hala sıkıntılar yaşıyorum. O yüzden beni seven tayfa videoya bir like atarsa direkt videoya başlayalım. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle yine güzel bir farmımız olacak arkadaşlar. Bronz Premium'da farm serimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar bugüne şöyle göstereyim. 55 level bir karakterim var. Yançar, Ardrim, Justin, Rookie karakterimle birlikte köpek ve Blood Seeker slotunda yan yana olan slotta farmlayarak başlıyoruz. Dostlarım şöyle göstereyim. 2 tane yeni itemimiz var. Artı 2 favorimiz var Dual. Bu arada direkt ben slota girdim. 60 tane de Wolf aldım üzerime. Dual artı 2 favorim yaptım arkadaşlar. Artı 2 de Judibelt yaptım. Bakalım yani Sirius'tan kastıklarımızı genel olarak bir de Olimpiyada kastıklarımızı sattık. Bu itemlerimizi aldık. Karakterimizi güçlendirmeye tam gaz devam edeceğiz dostlarım. Üzerimizde 100k gibi bir küçük mevlayla güne başlamış olduk arkadaşlar. Üzerimdeki potlar böyle güzel yani. Hani nasıl desem size görevlerden aldığım potlar çarı kasarken. Şimdi burada ne kadar takılacağım bilmiyorum açıkçası ama umarım uzun bir süre takılırız dostlarım. Üzerime bir şey düşerse sizlere bilgi vereceğim. Bakalım bronz premium'da da köpek var mı? Nasıl olacak? Yani ne kadar durabileceğiz? Merak ediyorum açıkçası. Droplar nasıl olacak? Nasıl gidecek? Ardrim farmı nasıl gidecek? Merak konusu açıkçası. Ya da rahatsız eden olacak mı olmayacak mı? Ya rahatsız eden olur muhtemelen. Her neyse sıkıntı yok dostlarım. Güne başladık. Hadi bismillah. Dostlarım bunları göstermeyeceğim normalde. Şöyle göstereyim. Bir tane Blessed Ancient Scroll aldık. Daha gireli 4 dakika oldu slota. Şu Blessed Ancient Scroll'ları göstermeyeceğim açıkçası. Hani böyle sadece boost droplarını, base droplarını göstereceğim. Çünkü bunları direkt NPC'ye satacağız muhtemelen. Şey olmayacak yani ekstradan farm için bize destek olmayacak. Devam. Dostlarım yaklaşık 18 dakikadır farmdayız. Şöyle droplarımızı göstereyim. Buz alamadık ama 2 tane ezik buz aldık. Şöyle bir RPR geçelim. 206 coin'e RPR geçiyoruz arkadaşlar. Çitin bow. Her video söylüyorum artık. Bıkmışsınızdır biliyorum ama inanılmaz bir bow ya. Gerçekten çitin bow'un değeri çok farklı arkadaşlar. Yani alıyorsunuz gerçekten bakın biraz fazla pahalı veriyorsunuz ama eBay'den 10 kat daha iyi. Çünkü RPR parasından zaten parasını çıkarıyor arkadaşlar. Çitin bow alın kesinlikle. Bakın Enyon bow'da denedik. Çitin bow'da denedik. eBay'de denedik. Eagle Eye denedik. Arkadaşlar en güzeli çitin bow yani kesinlikle farmcı adamın böyle fiyat performans ürünü diyebiliriz. 2 tane de ezik besimiz var arkadaşlar diyelim yani. Ancient scroll'larımız. Bunları biriktireceğiz. Farmın sonunda birlikte satacağız arkadaşlar. Şimdilik dursun bunlar. Farmımıza devam edelim tam gaz. Herhangi bir drop alırsak, önemli bir boost drop alırsak sizlere söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar farma devam. Dostlarım bayağıdır yine buradayız. RPR'miz geldi. Şöyle ton atalım. Bu partide hiç boost alamadık. 3 tane upgrade scroll attı ekstradan. Ama herhangi bir boost drop'u yok. Yine çitin bow'umuzu çok tatlı bir şekilde RPR yapıyoruz. Ama bu sefer sanki çöpler biraz daha böyle değerli gibi. Gördüğünüz gibi 356k'lık bir çöp düşmüş. Böyle çöplerimizi verdik. Yaklaşık 900k bir paramız oldu. Şuradan birazcık mana potu alacağım dostum. Mana potu sıkıntı olacak gibi duruyor. 100 tane mana potumuzu aldık. Slota geçiyorum arkadaşlar. Farma devam edeceğiz. Devam şimdi. Dostlarım yaklaşık 52 dakikadır farmın içerisindeyiz. Aldığımız droplar bu şekilde. Boost alamadık. Yan boost'a doyduk. Yani bayağı bir yan boost aldık. Ama hala boost alamadık. Sıkıntı da yok açıkçası. Farm güzel gidiyor. Yani bakacak olursanız neresinden bassanız baksanız fena değil. Konuşamadım ya. Her neyse dostlar şimdi bankadan yine şöyle bir 50 tane mana potu alalım.
O monopodlarını kullanmak istiyorum. Slot'a gidelim. Duvarımıza tam gaz devam edelim arkadaşlar. Şu ana kadar aldığımız yani 4 tane upgrade, 2 tane magic şöyle, bir de 1M200K'da çöp sattık. Bayağı da yüksek oranda çöp satmış olduk aslında. Slotumuza gidelim. Farmımıza devam edelim arkadaşlar. Bu arada AP'miz de 1100 falan. Pelimiz de yok. O yüzden biz de yavaşlıyoruz yani. Peli olsa çok daha hızlı toplarız slotu. Ama şu ana kadar yani 1 saat içerisinde bir tane boost bile atsaydı şuraya koysaydı gayet iyiydi bence. Ama boost olmadığı için birazcık az gibi yani diyelim. Birazcık az olmuş gibi oldu. Ama bakalım MS dropları falan güzel gelir belki. Her şey güzel gider. Biz moralimizi bozmayalım. Farmımızı yapmaya devam edelim arkadaşlar. Moral bozmak yok. Farm yapmaya devam. Dostlarım ilk boost'umuzu gördüğünüz gibi aldık. Bir saatin son saatlerine doğru o boost böyle geldi. Çok şükür diyelim. Yani şu an farmımızın nereden baksanız 2 dakika sonra başlayalım 1 saat olacak. 1 saatin sonunda bir boost gelmiş oldu. Gayet güzel dostlarım. Farmımıza tam gaz devam edin. Bu boost beni gaza getirdi açıkçası. Yani ümidi kesmiştim. 2 saat içerisinde herhalde boost alamayacağım demiştim. Ama çok şükür boostumuz geldi arkadaşlar. Farmımıza tam gaz devam ediyoruz. Dostlarım maşallah yağıyor ya. İkinci boostumuzu da aldık. Gayet güzel. Boost sayımız 2 oldu. Bakın daha ikinci saatin başlarındayız. Direkt ikinci boostumuzu da aldık. Devam. Dostlarım bir tur daha RP'ye gideceğiz. İkinci boostumuzu da aldık. İkinci saatimizin başında da gayet güzel açıkçası. Mis gibi. Şöyle düşen çöpleri sizlerin huzurunda satıyorum dostlarım. 200 küsur kağıtlık bir çöp satmış olduk. Şöyle bir RP'ye geçeceğim. Dostlarım üzerim çok hızlı dolduğu için MS'ler falan üzerime düştüğü için şöyle yapacağım. Şu ilk sayfaya düşürdüğümüz dropları koyacağım. İlk saat içerisinde düşürdüğümüz dropları koyacağım sizlerin huzurunda. Birazcık da cam potu alalım abi. Şöyle bir 100 tane de cam potu alayım üzerime. Oo, şöyle gidelim şimdi slotumuza. Mis gibi ya, mis gibi. Slota gidelim, farmımıza devam. Dostlarım tekrardan üzerimiz doldu. Bu turda da güzel açıkçası 3 tane ezik bus aldık diyelim. Şöyle çöplerimizi sizin huzurunuzda satalım dostlarım. Yaklaşık 200 tür kağıtlık bir çöp daha satış daha gerçekleştirdik. Şöyle de direkt dostlarım şöyle hatta ben ayırayım. Bankada da bir elimiz var onu ayıracağız arkadaşlar. Zaten çok şey olmaz ama. Şu Dex STR'leri falan arkadaşlar pazarda satarız ama tabi HP'yi de satarız da Maggie'ci tabi kimse almaz. Ya da Immune Scroll'u kimse almaz kolay kolay. Şimdi bakalım 18 tane Wolf'umuz var dostlar daha. Farmımıza aynen burada devam edeceğim. Yani devam edebildiğim kadar bu slotta devam edeceğim. Slota gidelim farmımıza devam edelim. Dostlarım bir adette BES alıyoruz. Boost'la BES hemen hemen aynı fiyat olimpiyada. Yani BES de gayet değerli açıkçası. Güzel oldu. BES'imizi de aldık. Farmımıza devam. Evet dostlar şöyle üzerimizde bayağı bir yine çöp birikti. Şunları satalım. BES'lerimizi falan yan boost'larımızı bankamıza koyalım. Şöyle 2 saatlik farm yapmıştık. 60 volt'la başladık. Bir 30 volt daha ben alıyorum dostlar bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi besimizi de atıyorum arkadaşlar. Yan boostlarımız falan bu şekilde bayağı güzel kastık şu ana kadar genel olarak. Şöyle bir 100 tane jump potu 40 tane de şöyle alırsak farmımıza gidip devam edelim arkadaşlar. Bir arkadaş var slotları darlıyor sürekli. Şimdi gidelim. İnşallah bir sıkıntı olmazsa farmımıza devam. Dostlarım bir boost daha alıyoruz gördüğünüz gibi. Boost'umuz oldu 3. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Slotta farmımıza tam gaz devam. Tam gaz devam. Yani size şöyle diyeyim. Daha ikinci saat dolmadı. 3 tane boost'umuz oldu. Üzerine yandrovumuz falan pişmanımız derken 2M paramız 5 tane MS'miz. Yani slot muazzam arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok kaseye gelmesi çok muhtemel bir slot. Yani tam böyle denk geldi girdik gibi sanki. Bakalım. Devam. Dostlarım yine üzerimiz doldu. Gerçekten muazzam kasıyoruz ya. Yani yine üzerimiz maşallah sonuna kadar doldu sayılır. Şöyle RP'lerimizi yapalım. Nereden baksanız 2 saatlik farmımız bitti arkadaşlar. Ve düşen droplar açıkçası tatmin edici sayılır yani bence.
Şimdi bir tane buz aldık bu partide. Şöyle şeylerimizi dağıtalım. Daha şöyle koyalım dostlarım. Evet, üzerimize birazcık mana potu, birazcık cam potu alalım da arkadaşlar. Cam potu da alalım şuradan. 10 tane de alalım. Bir 10 tane daha cam potu alalım. Slotumuza gidelim. Farmımıza devam edelim arkadaşlar. 2M661K para. Bir sürü buz. Yan drop falan pişman derken 2 saati doldurduk farmımızda. 4 dakika var hatta doldurduk. Muazzam kastım. İnşallah slotta gelen giden olmaz. Rahatsız edilme olmaz. Devam farmı. Dostlarım yine üzerimiz doldu açıkçası. Bu partide de fena kasmadık. 2 tane immune scroll, bir tane dex, bir tane şöyle HP var. Upgrade scroll'lar var. Gayet güzel arkadaşlar. Bakın şöyle. Bankamız yani bayağı bir doldu ya. Bayağı bir SC'de doldu yani. Üzerimizde de 2M700K'ya yakın bir para var arkadaşlar. Şunları da satalım. Bronze bile deyip küçümsemeyin arkadaşlar. Gerçekten belli de olmuyor ne drop atacağı. Evet dostlarım yaklaşık 3M bir paraya ulaştık. Gerçekten muazzam farm yani. Çok güzel farm yani. Şimdi dostlarım gidelim. Farmımıza devam edelim. Bir tur daha keseceğim. Muhtemelen ondan sonra kesmeyiz. Yani bir RPR daha keserim diye düşünüyorum. Daha sonra kesmeyiz. Monster Stone'larımız var. Günlük Drakilerimiz var. Onları bir hallederiz. Aradan çıkarırız açıkçası. Hem bu charla hem de yan charla Drakileri de halletmek istiyorum. Çünkü Drakilerden iyi bir drop alırız. Bu arada buradaki Exervio Görkem kardeşime de çok selamlarımı söylüyorum. 3M paramız var arkadaşlar. Çift slot Nosekere geçtik bu arada. Görkem'e saldım arkadaşlar. Diğer Priest de geniye kurmak istiyormuş. Çok fazla da yamyamlığa gerek yok arkadaşlar slotlarda. Bırakalım insanları da kastım. Arkadaşlarımız da kastım. Sonuçta onların da kasmaya hakkı var. Yani belli bir farm yaptık. Güzel bir farm yaptık. İnsanlar da farmını yapsın. Yararlansın arkadaşlar. Yani bu kadar da şeye gerek yok. Yamyamlığa gerek yok açıkçası. Şimdilik farmımıza devam ediyoruz. Evet dostlarım son partimizi de bu şekilde şöyle satalım sizler birlikte. Farm, Hardin'in farm için yeterli kastığımızı düşünüyorum arkadaşlar. 2,5 saattir yaklaşık bu slotlardayız. 2,5 saatlik Bloodsucker, köpek karışık farmının dropları bu şekilde. 3 buz, 1 bes, bir de bir sürü yan buzumuz var. 3'e 300K'da paramız oldu. Gayet güzel. Şimdi dostlarım bir Drakilere girmek istiyorum açıkçası. Hem bu charın hem de diğer charın Drakilerini yapmak istiyorum. Şöyle geçelim bu persona. Draki haklarına girelim. Bakalım ilk Drakimiz. Yani Drakilerin de drop alırsak sizlere göstereceğim arkadaşlar. Toplamda 6 tane Drakiye girmiş olacağız yani. Ve ilk Drakimizden başlayalım. Haydi bakalım iyi droplar. Evet dostlarım Draki haklarımızdan 2 tane Warrior çitini aldık sadece. Şöyle Warrior çitinlerimizi verelim NPC'ye. Çünkü biri help biri yani arkadaşlar gerçekten Dex basılı Warrior çitini oyun neden atıyor ya? Biri bana söyleyebilir mi? Yani neden hani neden hala yıllardır düzeltilmedi bir sorun? Neden hala böyle? Gerçekten merak etmekteyim ya. Kesinlikle merak etmekteyim. Dostlarım yan charla Draki'ye girmeyeceğim. 6 tane Monster Stone'umuz var. Şimdi MS'lere girerek başlayacağım. İlk MS'imize girdim. 6 tane MS'den herhalde 2 tane drop ya da en az bir tane drop alsak da iyidir. Bir ya da iki drop almaya bakalım. Diğer charla Drakilere girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü sebebi hikmeti artık 3 saatin üstünde oynamak istemiyorum oyunu. Günlük benim psikolojik sınırım 3 saat Night Online'a ayırmak. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım. Şu 6 tane MS'imizi keselim. Sadece son yaratıkları göstereceğim arkadaşlar size. Dostlarım ilk MS'miz boş. Geçelim ikincisine. Arkadaşlar ikinci MS'mizden Old Priest Earning'imizi aldık. Çok güzel. Çok güzel bakalım diğer MS'ler ne oldu. Dostlarım üçüncü Monster Stone'umuzdayız. Düştü bu da. Boş. Dostlarım dördüncü Monster Stone'umuz. Bakalım. Boş. Dostlarım 5. Monster Stone'umuz da düştü. Bundan da Old Silver Earning'imizi aldık. İşte olay bu ya. İşte olay bu ya. Muazzam ya. Dostlarım son Monster Stone'umuzdayız. Gerçekten muazzam kastık ya. Şu SE yani çok güzel oldu açıkçası. Bundan drop alamasak da hiçbir problem yok arkadaşlar. Old SE'miz yeter daha. Evet dostlarım hesaplama kısmına geçmeden önce şu Old Priest Earning'imizin fiyatına baktım.
açıkçası kırmak daha mantıklı geldi. Yani Price'dan göstermeye gerek yok. Zaten pek bir şey edeceğini de düşünmüyorum. Old Silver Running rahat bir şekilde 5M'den satılıyor arkadaşlar ama diğer yani şeyler için aynı şeyi diyemeyeceğim. Bu kesinlikle 5M. 5M'den almıştık zaten daha geçen. Bu arada arkadaşlar bu HP, STR ve Dex'de rahat bir şekilde pazarda satılabilir. Şunu kıralım. Bir tane toz attı. Sıkıntı yok açıkçası. Bir tane toz da iyi kötü para yapacaktır. Şimdi arkadaşlar geçelim hesaplama kısmına. Evet dostlarım, son değerlendirme ile karşınızdayım. Gerçekten muazzam bir fark oldu. Şöyle tablomuz gelsin. Old Silver Earning'imiz, boostlarımız, bestlerimiz, upgrade strukturlarımız, ezik SC'ler falan pişman derken gerçekten muazzam bir fiyat olmuş oldu. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeceğim. Şu SC'ler şöyle bir şuradan taleye ışınlanalım bakın. Taleye geç abi. Bakın dostlarım bunlar 300K'dan saymamın sebebi direkt NPC'ye 300K'ya satılması. Bunlar da 300K'ya satılıyor ama onlar 450K'dan pazarda rahat bir şekilde satıldığı için. Bu şekilde sayıyoruz. Yaklaşık 3 saatten az bir farm oldu arkadaşlar. 21M 300K gibi güzel bir para kasmış olduk. Gerçekten güzel bir farm olduğunu ben düşünüyorum yani. Bronze pre performansı bu kadar oluyor arkadaşlar. Yani daha da iyisi Şam'da kayısı diyelim. Bence gayet güzel bir farm oldu. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum diyelim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.